Değerli Pusula Çağlayan takipçilerim, videoma hoş geldiniz. Bugünkü içeriğimiz gene çok güçlü, çok lezzetli olacak. Bugün çocuklarımıza da hem ton balığı yeme öğretisini biraz daha geliştirelim istedim. Değişik ton balık videolarımız olacak bu aralar biraz. Bugün bir tanesini çekeceğiz yine. Ton balıklı wrap yapacağız değerli takipçiler. Malzemelerimizi kısaca hemen size tanıtalım. Bunun için 4 kişilik hazırlayacağım ben. Şöyle kutularda, 160 gramlık kutularda 3 tane tabağa ton balığı döktüm, yağını süzüp. Biraz iceberg maruldan 3-4 yaprak doğradık. 5 parça yine roka yaprağından doğradık. 3-4 tane de nane. Nanenin aroması güçlü olduğu zaman çok fazla kullanmamamız lazım, boğmasın. Böyle bir kavanozlardaki yine turşulardan, kornişon turşulardan 4 tane doğradık. Birazcık yine küçük konservelerde olan bu hazır haşlanmış mısırdan kullanacağız. Biraz yine iç harç kullanacağız. Bezelye ve patates ve havuçtan olan, bu Rus salatasında kullandığınızda. Mayonez kullanacağız 2 yemek kaşığı değerli takipçiler. Biraz tuz kullanacağız 1 çay kaşığı kadar. Ben isteğinize bağlı bırakacağım ama kendim burada kullanacağım. Zencefil 1 çay kaşığı ve yeni bahar da kullanacağım. Et şeylerinde, içeriklerinde muhakkak bu baharatları kullanmaktan çekinmeyin. Yine süslemek için kendim evde yaptığım zeytinyağı ve domates rendesinden yapmış olduğum küçük acı biber turşusu süsleme amaçlı kullanacağız değerli takipçiler. Bir de tortilla lavaş. Şöyle paketlerde satılan böyle ince tortilla lavaşlardan kullanacağız değerli takipçiler. Şimdi malzememizi hızlıca karıştıralım güzelce değerli takipçiler. Bu yapacağımız şeyde zaten bir pişirme olmayacak. Pişmiş hazır olan ürünlerden bugün hazırlayacağız içeriğimizi. Ve ton balığı yeme öğretisini gerçekten geliştirecek. Değerli takipçiler, bu lezzetli. Yani bu vereceğim tarife muhakkak güvenin. Bildiğiniz gibi ben damak aşkını çok seven bir insanım. Artık uzun zamandır beni takip eden takipçilerim de yaptığım aromatik lezzetlerden bunu iyice fark etmiştir. Güçlü aroma her zaman lezzet yaratıyor. Şimdi şu doğramış olduğumuz yeşil malzemelerimizi bir dökelim. Büyük bir kabın içerisinde önce malzemelerimizi bir karıştıralım. Şimdi diğer ürünleri koymadan önce şöyle bu otlarımıza biraz tuz gezdirelim değerli takipçiler. Çünkü diğer turşuda vesaire de tuz var da bunlar biraz şey. Yeşillikte tuz olmadığı için şöyle hemen bir karıştıralım güzelce yeşil kısmı. Evet, garnitürümüzü dökelim şöyle. Mısırımızı dökelim. Salatalık turşumuzu dökelim. Evet, şöyle bir iç harcımızı karıştıralım. Değerli takipçilerim, bugün ton balıklı wrap yapıyoruz. Ton balığını daha kolay ve lezzetli tüketim şekillerinden bir video bugün yapıyoruz birlikte. İçeriğimiz ton balık. Ton balığını rahatça tüketelim istiyoruz ailemizin içerisinde. Arkadaşlarımızla, akrabalarımızla ya da çocuklarımızla. Dolayısıyla güzel bir iç hazırlıyoruz wrap'imize. Bunun içerisine değerli takipçiler közlenmiş biber de koyabilirsiniz. Kırmızı biber. Ben onları isteğe bağlı bırakıyorum. Çok fazla karıştırmak istemiyorum. Herkes her lezzeti sevmeyebilir. Ana şeyden uzaklaşmayalım fazla. Şimdi şuradan mayonezimizden de 2 kaşık koyalım. Güzelce karıştıralım değerli takipçilerim. Mayonezi seviyorsanız bu 3 kaşık da olabilir. Ben 3 kaşık kullanıyorum. Siz biraz daha az veya fazla yapabilirsiniz. Rus salatası tüketimini çok sevenler daha çok mayonez kullanabilir. Rus salatasını biraz andırıyor içi ama o kadar değil tabii. Biraz uzaklaştıran kısımlar var.
marul ve nane, roka gibi şeyler. Rus salatasında her zaman görmeyebilirsiniz. Çünkü aromatik gücü fazla olan şeyleri her yerde pek kullanıldıklarını ben görmedim. Evet, bu güzel içimiz hazır değerli takipçiler. Şimdi tortilla lavaşımızı alacağız. Elimlerden olunca poşeti açamadık. Evet. Şöyle bir tortilla lavaş değerli takipçilerim. Hazırlamış olduğumuz bu içten şöyle alıyoruz. Güzelce içine yerleştiriyoruz. Suyunu çok şey yapmayın. Ekmeğiniz çok ıslanmasın. Bunun iç miktarını az veya fazla yine size bırakacağım. Şimdi ton balığımızla güzelce bu hazırlamış olduğumuz wrap'imizin içerisine yerleştiriyoruz değerli takipçiler. Ben 4 kişilik hazırlıyorum. Siz de duruma göre adeti artırabilirsiniz. Şimdi ben bu hazırladığım şeyin dışından baharatlarımı böyle içine koyacağım. Seven olur, sevmeyen olmaz. Dolayısıyla herkesin zevkine göre şey yapılabilmesi için böyle. Ama zencefil ve yeni baharı ben kesinlikle öneriyorum değerli takipçilerim. Siz de bunu bu şekilde baharatladıktan sonra güzelce şöyle sıkarak saracaksınız. Böyle çiğ köfte yapar gibi. Çiğ köfteciler de ezip ezip sarıyorlar. Siz de böyle güzelce değerli takipçilerim bu wrap'imizi saracaksınız. Sıkı sıkı sardıktan sonra şöyle bir bıçak yardımıyla şöyle bir 3 parça yaptığınız zaman şöyle küçük nane yapraklarıyla süslemiş olduğumuz bu tabağımıza servis amaçlı şöyle yerleştireceğiz. Kesmiş olduğumuz wrap'lerimizi değerli takipçilerim. Evet. Bu güzel wrap'lerimizin şöyle yanlarına da bu turşunun da nasıl kurulacağı ile ilgili videom daha önceki videolarımda var. Bu biber turşusunun nasıl hazırlandığı ile ilgili değerli takipçilerim. Onu da seyrederek bu turşuyu kurmayı bilmeyen takipçilerimiz varsa o videomuzdan yardım alabilirler. Şöyle servis tabağımızı güzelce süslemiş oluyorsunuz. Bu şekilde ton balıklı wrap'imiz servise hazır değerli takipçiler. Sadece bunun artık yemesi kaldı. Şimdi bu tabağıma siz bakarken ben hemen hızlıca bir tane daha wrap hazırlıyorum. Uygulamayı görmüş olursunuz. Şöyle suyunu süzdürdünüz. İçlerden yine böyle hızlıca değerli takipçilerim. Hazırlamış olduğumuz bu şeyin içerisine tortilla lavaşın içerisine böyle güzelce yaydırıyorsunuz. Evet. Ton balığımızdan da şöyle güzelce yine bu tortillalarımızın içine hem bir öğününüzü kurtaracak bu hem de atıştırmalık gibi bakmayın. Besleyici, protein ağırlıklı ve sebze ağırlıklı gayet güzel bir öğün olacak sizin için değerli takipçiler.
hem spor yapan gençlerimiz için faydalı, hem de yaş fark etmez. Bu besin hem sağlıklı bir besin, hem de vücudumuzu canlı ve güçlü tutacak bir besin kaynağı der takipçiler. Yine ben unutmadan hemen şöyle biraz zencefilimi atayım. Kokusu olmayan baharat bunlar, hafif şeyli. Baskın çıkmaz kesinlikle ama hazım açısından ve sağlık açısından yeni bahar ve zencefil et yemeklerinizde kullanmanızı tavsiye ederim. Önemli baharatlar bunlar değerli takipçiler. Yine şöyle tortilla lavaşımızı tutarak, biraz kastırarak hızlı bir şekilde kasın böyle sert sarım yaparsak daha keyifli olur. Bu şekilde ekmeğimiz bol kalmasın. Değerli takipçiler. Evet. Yine hemen şurada şöyle parçaladığımız zaman evet, gördüğünüz gibi bu şekilde de servis edebilirsiniz. Ton balıklı wraplerimiz hazır sevgili takipçiler. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir değerli takipçiler. Bu videomu beğendiyseniz beğeni like'larınızı yine bolca göndermenizi rica ediyorum. Ailemizi büyütmek için bu enerjinize ihtiyacım var. Abone olmayan sevgili takipçilerimiz varsa lütfen abone olsun. Herhangi bir parasal sıkıntısı yok aboneliğinizin. Sadece benim gerçek abonelerimin görünmesi açısından önemli. Aboneliklerinizi ihmal etmeyin ne olur. Ailemizi daha büyük ve enerjimizi daha büyük hale getirmek için sizlerin bu desteği benim için çok önemli. Yine değerli katkılarınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Umarım bu lezzetlerimden hoşnut kalırsınız. Yine lezzetli ve daha değişik çözüm önerileri, uygulamaları olan videolarda, içeriklerde ve gezi içeriklerimizde buluşmak dileğiyle diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın pusula çağlayan takipçileri.